Konumuz nedir? Şimdi İslam cemaati, İslam cemaati der ki Kur'an evrenseldir, ilim vardır, bilim vardır, değil mi? İçindeki kurallar dünyayı ilgilendirir yani. Hükümleri dünyayı ilgilendirir. O yüzden Müslümanlar der ki Allah nurunu tamamlayacak. Allah nurunu tamamlayınca biz milleti kıtır kıtır keseceğiz demek oluyor bir nevi de. Yani saçmalıklara inandıracağız. İsteseniz de istemeseniz de diyor ya adam. İsteseniz de istemeseniz de Allah nurunu tamamlayacak. Evet. Siz istemeseniz de isteseniz de istemeseniz de size bu aptallıkları, bu çağ dışı zihniyeti, 7. asır bedevi hayatını size yaşatacağız demek. Allah nurunu tamamlıyor diyoruz. Keseceğiz, kellenizi alacağız. Cariyecilik istiyoruz, çocuklarla evlenmek istiyoruz. 4 tane kadın almak istiyoruz diyen zihniyetin kafası nedir? Onu ister. Allah nurunu tamamlayacak. Milleti kıtır kıtır kesecek yani. Bir taraftan da bunu derler. Kur'an evrenseldir. İçindeki mesajlar bütün insanlığı ilgilendirir. Öyle mi? O zaman ayetleri şöyle bir bakalım. Gerçekten Kur'an'daki yazan ayetler evrensel midir yoksa Arapları mı ilgilendiriyor? Kur'an'ın sözü bütün insanlığı mı ilgilendiriyor yoksa tekrar diyorum yoksa Arapları mı ilgilendiriyor? Bu kitap kime gelmiş abi? Bütün dünyadaki insanlığa mı gelmiş, yoksa Araplara mı gelmiş, yoksa Türklere mi gelmiş, ya da FETÖ'cülere mi gelmiş? Kime gelmiş lan bu kitap? Kime gelmiş? Şimdi arkadaşlar, ayetül kerimelerle gideceğim. Alevlazim, bakın şimdi. Şöyle açalım ayetül kerimemizi. Cenab-ı Hak bir ayeti kerimesinde bakınız şöyle diyor. Gel buraya. Bakalım bu kitap gerçekten evrensel mi yoksa Araplara mı gelmiş? Oynatalım, görelim. Bakınız Cenab-ı Hak Yusuf suresinde ne diyor abicim? Bu kitap kimlere gelmiş? Beraber okuyalım arkadaşlar. Ben şey olmuş olmayayım. Ben söyleyince biliyorsunuz yalan oluyor. Ben söyleyince iftira atıyorum. Ben söyleyince FETÖ'cü oluyorum abi. Beraber okuyacağım ayetleri hep beraber okuyalım arkadaşlar. Ne diyor acaba? Ne diyor kitapta? Biz onu akıl edesiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Arapça, Türkçe indirmemiş, İngilizce indirmemiş, Fransızca indirmemiş, Papua Yeni Güne dilinde indirmemiş, değil mi? Afrika'daki kabileler şeyinde indirmemiş, Azteklerin dilinde indirmemiş. İndirmemiş de indirmemiş. Nasıl indirmiş? Arapça indirmiş. Neydi abi? Bunlar ne diyordu? Kur'an evrenseldir. Kur'an evrenseldir. Kur'an evrenseldir. Öyle demiyor mu abiciğim? Kur'an evrenseldir. Bütün insanlığı ilgilendirir. Ama ne diyor Kur'an? Kur'an ne diyor? Arapça indirdik diyor. Ama anlayasınız diye diyor. Bunu kim anlar o zaman? Bir Arap anlar. Gider de bizim Edip Yüksel anlamaz mesela. Ya da gelip bizim yayınlara siz Arapça bilmiyorsunuz, Kur'an anlamıyorsunuz diyorlar ya, Arapça bilmeniz lazım. Demek ki Araplara inmiş kardeşim. Arapları ilgilendiren bir kitaptan bahsediyoruz. Arapça abicim. Devam edelim. Allah diğer bir ayet-i kerimesinde bakınız konuyla ilgili ne diyor? Kamer suresinin 32. ayet. Diyanet işleri çevresinde okuruz. İstediğiniz okuyabiliriz. Andolsun biz arar buluruz izini bilirsin zırdeliyiz biz. Zırdeliyizden de alabiliriz. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Kolaymış. Kolay inmiş. Kime kolay olur bu? Arapça bilen birine kolay olur. Var mı düşünüp öğüt alan? Kim anlamıyor? Arapça indirdiğine göre bu kitabı ancak Arapça düşünen biri anlayabilir. Arapların kitabı. Ve çok basit inmiş abicim. Çok basit ya, çok basit. Keşke Türkçe'ye indirseydi de o basitliği bizden neseydi. Burada kabak gibi demesine rağmen çıkıp da bizimkiler takla attırmasaydı. Her şey gücü yetiyor ya. Devam ediyoruz.
Kamer suresi 40'ta ne diyor? Kamer suresi 40. And olsun. Yine aynı şey. And olsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Kolaylaştırdık diyor abiciğim. Kolaylaştırmış. Hani bizimkiler diyorlar ya. Kur'an'ı sen anlayamazsın. Sen Arapça bilmiyorsun. İşte onu anlamak için onun ayrı bir dili vardır. Değil mi? Sen Arapça eğitim mi aldın? Sen Kur'an'ı nereden bileceksin? Sen tefsir mi okudun? Diyorsun ya. Anlamak için. Herif abicim şuna bu kadar açık bir gelen bir şey için, net olarak gelen bir şey için herif kol gibi tefsir yazıyor abi. Kol gibi yazıyor. O kadar açık inmiş abi kitap. Çok açık ve net inen bir kitapta adamlar oturuyor bir tane satırdan kol gibi tefsir yazıyor. Kol gibi. Kol gibi. Mesela bir satırdan neler neler anlatıyor. Evet. Var mı düşünüp öğüt alan? He, evet aldık abi. Neymiş? Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırmış. Var mı düşünüp öğüt alan? He, evet. Düşünüp öğüt alanlar belli abicim. Eline kılıcı çekiyor. Kellavına çıkıyor. Direkt abicim. Kellavı. Eline kılını çeken kellavına çıkıyor. Düşünüp öğüt alan budur. Kur'an'ı anlayan zaten ortaya çıkıyor. Kur'an'ı zaten iki kişi anlıyor. Bir dinsizden anlıyor. Dini terk ediyor. Biri de aşırı dinciler anlıyor. Onlar da kafa kesiyor. İki kişi anlıyor abicim. Diğerleri sündürüyor zaten. Hadi orada böyle dedi, burada böyle dedi, şurada böyle dedi, bıdı 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 bıdı. Orada başka bir anlam var. Sen Arapça biliyor musun? O kelimenin altında ne var? Duvardan deve çıktı ama sor bakalım duvardan deve nasıl çıktı? Orada çıkan duvardan deve değil. Orada nimet çıktı diyor adam mesela, değil mi? Öküzün etiyle adam vur diyorsun. Diriliyor diyor ya, aslında öküzün etiyle adam dirilmiyor orada diyor ya mesela. Orada öküzün etini vuruyorsun, dirilmiyor. Orada derin aklı vardı. Bunlar da arada olanlar. Arafat'ta kalanlar bunlar da. Ama öbür anlayan anlıyor abicim. Vur deyince vuracak. Öbür anlayan da yani Kur'an'a inanmıyor diyor. Assal diye öküzüne dil adam bu dirilir diyor. Değil mi? Öbürleri de arada gidip gidip gelenler yani. Öğüt almak isteyenler. Ve ne diyormuş? Var mı düşünüp öğüt alan. Alev lazım. İbo çarpıtma gerçekleri. Dünya dünya. Dünya dünya. Türkçe biliyor musun lan? Türkçe biliyor musun? Ha? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ha? Ha ne diyor? Ne diyor? Ha? Sen okuduğundan anlamıyor musun oğlum? Apaçık inmiş kitaba sen niye çarpıtma diyorsun bana? Apaçık inmemiş mi oğlum? Arapça olarak apaçık inmemiş mi? Sen Arapsan söyle de yani sen daha iyi anlarsın Arap olduğuna göre. Arapsın herhalde. Ha? 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 Biraz daha kasnaklayayım mı sana? Bende kasnak çok. Acayip kasnak takarım. Takarım. Zürif 3. Evet. Bir de biraz daha hadi arkadaşlar biraz daha gerçekleri şey yapalım. Çaptıralım gerçekleri. Zürif 3'ü okuyorum arkadaşlar. Bakın anlamını ben değiştiriyorum tamam mı? Okuyorum anlamını ben değiştiriyorum. Apaçık bir kitaba and olsun diyor bak. Apaçık diyor bak. Ben anlamını değiştirdim abi. Anlamını değiştiriyorum abi. Apaçık kitaba and olsun. Bunu ben dedim abi. Tamam mı? Ben değiştirdim anlamını bak. Ben anlam değiştiriyorum şu an. İyice anlayasınız. Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık. Aha değiştirdim lan anlamını. Çarpıttım lan anlamını. Gavur gibi ayetleri çarptırırım abiciğim. Gördün mü? Nerede o zat-ı şerif? Ya Yakup abi sen orada mısın? Tamam Yakup abi. Yayından sonra onu bana özelden göndersen abi. Eğer o ayetleri de şey yapayım. Gösteririm. Ben bugün Arapçasının derdindeyim. Ben bugün özelden bana Yakup abi hangi Ağustos'tan ya da Facebook'tan at da boku vereyim. Ben şu an Kur'an'ı çaptırtma derecesindeyim abi. Ayetleri çarptırıyorum abi. Bak ben nasıl çarptırıyorum bak. Bir daha çarptırayım mı? Zat-ı Şerif orada mı? Ayetleri çarptırıyorsun diyen Zat-ı Şerif. Bakın ben bir ayet çarptırayım bir de. Ayeti baştan çarptırayım. Pardon. Apaçık bir kitaba and olsun. Çarptırdım lan ayeti. Aslında böyle demiyor burada ya. Burada demiyor bunu. İyice anlayasınız diye. İyice anlayasınız diye. Onu Arapça yaptık. Bak nasıl çarptırdım ya. Kur'an'da böyle şey yazar mı abicim? İbo çarptırıyor işte ya.
Çarptırıyor arkadaş. Hadi biraz daha çarptıralım. Biraz daha çarptıralım. Neydi bizim konumuz? Konumuz neydi arkadaşlar? Kur'an ve İslam evrensel değildir demişiz. Sadece Arapları ilgilendirir. Ne diyor burada? Ne diyor lan burada? Ne diyor lan? Ne diyor lan? Ne diyor? Ne diyor? Ha? Ne diyor? Ha? 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 Bak ben çarptırdım. Arapça diyor. Arapça diyor. Çarptırıyor muyum? Bak yine çarptırıyorum. Arapça diyor. Kime inmiş kitap? Araplara inmiş. Türkiye mi inmiş? İngilizce mi inmiş? Fransız'a mı inmiş? Papua Yeni Gine'ye mi inmiş? Guantanamo'ya mı inmiş? Ha, nereye inmiş? Ha? Tazmanya'ya mı inmiş? Nereye inmiş? Kenya'ya mı inmiş? Ha? Endonezya'ya mı inmiş? Rusya'ya mı inmiş? Mesela Rusça demiyor, Arapça diyor. Evrensel mi abi kitap? Evrensel abi. Dünyada herkes Arapça konuşuyor. O yüzden evrensel abi. Allah'u lazım. Allah'u lazım. Arapça. Gördün mü abicim? Kaç tane ayet gösterdik değil mi? Apaçık inmiş. Arapça inmiş. Ama ne diyor bizimkiler? Kur'an evrenseldir. Evrenseldir. Herkesi kapsar. Ama ne yapıyor? Sadece Arapları indiriyor. King Kong teşekkür ederim. Sadece Araplara ilgilendiriyor. Araplara inmiş abi. Ahele kasnak. Yazıyor mu? Yazıyor. Bak İbo gene çarptırdı ya. Kur'an ayetlerini bağlamından koparıyor İbo. İbrahim koparıyor Kur'an ayetleri bağlamından. Kandırıyor abi insanlar ya. Dini zayıf olanlar da İbrahim'e inanıyor. Yazık ya. Yazık ya. Bunlar hep FETÖ'cü ya. FETÖ'cü. Devam edelim. Devam. Hangi ayetül kerimeye getirdik? Zülüf suresi 3. Ayeti arttıralım abi. Neml suresi 3'e gidiyoruz. Aşağı iniyoruz. Neml suresi 1. Tahsin. Bunlar Kur'an'ın apaçık kitabıdır. Kur'an'ın apaçık. Kur'an neymiş? Apaçık olarak inmiş. Boşuna sündürmene gerek yok yani. Arapça olarak apaçık olarak inmiş mi abicim? İnmiş. Apaçık inmiş. Nasıl abi? Devam edelim mi? Devam. Haç suresi 16'ya bakalım ne diyor? Haç suresi gel bakayım. Haç suresi. Haç suresi ne diyor? Diyanet İşleri çevirisi. Böylece biz Kur'an'ı apaçık ayetler halinde indirdik. Apaçık. Apaçık. Az önceki zat-ı şerif sen diyorsun ya. Niye anlamını değiştiriyorsun diyorsun ya. Oğlum ben demiyorum bak. Apaçık indiğini, net bir şekilde indiğini kendini de söylüyor. Yani bu adam duvardan deve çıkartmayı anlatıyorsa deveyi duvardan çıkartıyor abi. Gökteki yıldızları başına atış tanesi olarak düşeceğini anlatıyorsa anlatıyor abi. Açık olarak inmiş. Onu başka türlü değiştiremez. Apaçık inmiş. Yıldırım kimlere çarpıyor? İnanmayanların kafasına çarpmıyor mu abiciğim? O zaman sen niye değiştiriyorsun anlamını? Ben okuduğumu görüyorum işte. Apaçık inmiş. Sen niye o zaman taklalar attırıyorsun? Nisa suresinin 34. ayetinde kadına vurmayın diyor değil mi? Vurun diyor adam diyor. Hafifçe verin. Hafifçe verin diyor. Galak teşekkür ederim. Hafifçe. Ulan hafifin derecesi ne? O dereceyi bunlar giriyor abiciğim. Taklattırmacılar giriyor oraya. Abi ya da o kadar şey yapacak ki Kur'an apaçık olarak inmiş abi. Adam ne diyor abi? Hafifçe. Neredeyse Kur'an'a insanlar inandırmak için yapacakları şey ileride ne olacak biliyor musunuz? Oradaki hafifçe vurun kelimesini bile o kadar değiştirecekler diyecekler ki öpün diyecekler. Eşlerinizi öpün. Kovmayın onları. Adam edemezseniz kovmayın onları. Anladın mı? Kovmayın onları diyecek. Öpün abi diyecek. En son o dereceye getirecekler. Sırf şu insanları şu dinin içinde tutmak için. Apaçık olarak inmiş bir kitaptan bahsediyoruz. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola getirir. Abi ne kadar saçma.
Ne kadar egzantrik bir kelime abicim. Şuna bak. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola getirir. Dilemediğini ne yapıyor? Dilemedin mi? Allah dilediğini doğru yola getiriyor. Dilemediğini abicim getirmiyor. Kardeşim niye sen öyle şeyler yapıyorsun ya? Herkesi doğru yola getirecek olan sen değil misin? Şu kelime bakar mısın? Abi kitabın bakın neresinden okursanız saçmalık akıyor. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola getirir. Ne demek abi ya? Demek ki dilemedikleri de var mesela. Mesela Erdoğan'ı dilediği yola getirememiş abicim. Talha'cığımı mı da getirememiş. Değil mi? Hepsi gemisinin kaptanı yani. Gemisini yürütme derdindeler. Doğru yola götürememiş. Ya da bizi götürememiş diyelim. Şuna bak. Her yerinden beyinsizlik fışkırıyor abi. Nereden bilsin zaten 7. asır bedeviler bundan ne anlar? Herkes şüphesiz Allah dilediğini doğru ile getirir. He doğru. Ha, Allah dediyse doğru. Öbür tarafını düşünme zaten. Gördünüz mü? Apaçık olarak inmiş. Evet. Biraz daha kasnaklayalım mı abi? Kaçıncı ayette bu? Haç suresi. Haç suresinden Araf 166'ya geçiyoruz. Kaynak çok aga. Ben Kur'an'a girince abicim kasnağı çok buluyorum yani. Çok kasnak var. 166'da ne diyor? Yasakladıkları şeylerden vazgeçmeyi, bak burada da maymun diyor abicim. Yasaklandıkları şeylerden vazgeçmeye yanaşmayınca onlar aşağılık maymun olun dedi. Tanrı'ya bak ulan, yaratıcıya bak. Yarattığını başka bir yarattığıyla alçaltıyor abi. Yerden yere vuruyor. Bunu kim dedi? Arap'ın Allah'ı dedi. Apaçık inen bir kitaptan bahsediyoruz. Hadi bunu çevirin abi. He? Apaçık inen bir kitapta ne yazıyor? Aşağılık maymun olun dedik. Bunu kıvırmak isteyen Süslümanlar, özellikle 19'cular burada iyi taklalar atıyor abi. Allah diyor orada diyor teşbih sanatını kullandı diyor. Benzetme yaptı. Ulan Allah hiç teşbih sanatı kullanır mı lan? He? Teşbih sanatı dedi sen kullanıyorsun. Allah kullanmaz. Kendi yarattıkları arasında aşağılayıcı cümleler kurmaz. Maymunları kim yarattı? Başkası mı yarattı? Benzetme yaptı diyor. Benzetme. Lan bu kadar aptalca şey olabilir mi ya? Senin Tanrı dediğin Tanrı o canlıları yaratmışsa seni de yaratmış. Sen de canlısın. O da canlı. Bir canlıyı başka bir canlıya üstün gösterir mi? Geç Arap'ın Allah'ı şeyleri de üstün gösteriyor ya. Yahudiler üstün bir ırk olarak gösteriyor. Bakara 122 miydi? Bir de 47. ayetinde miydi? Onlar üstün bir ırktır diyor. Saçmalıyor. Her yerden saçmalıyor. Başka bir ayette de ne diyor? Arapları üstün ırk olarak görüyor. Yani her yerinden saçmalıyor zaten. Aşağılık maymun diyor Arap'ın yaratıcısı. Evet devam edelim. İşte Allah ne göre vardır. İşte ya. Neydi? Zürüf 44'te geçiyoruz abi. Zühr suresinin 44. ayeti konuyla ilgili olarak bakınız olaya nasıl bir açıklık getiriyor. Şüphesiz Kur'an sana ve kavmine bir öğüt, bir şereftir diyor bak. Ondan hesaba çekileceksiniz. Evet, aha da kasnak. Ne diyor abi? Şu kelimeyi rica ediyorum. Yayındaki arkadaşlar tekrar tekrar okusun abi. Ben biraz bekleyeceğim. Yayında bir Müslüman varsa, yayını izleyen, bıçak bileyen, zaten beni izleyen Müslüman burada bıçak biliyor da, yayındaki beni kesecek olan, yok burnumu kesecek, kulağımı kesecek, yok ne bileyim oramı kesecek, kellemi kesecek bir zat-ı şerif Müslüman. Ekrandaki yazıyı okur musun? Rica ediyorum abi. Ne yazıyor? Ha, Can Yıldırım Müslümanmış. Can ne anladın abi sen bundan? Yazar mısınız abi? Biraz bekliyorum. Önemli bir ayet olduğu için abicim iyice okuyun. Satır satır okuyun. Bak, bakın ne yazıyor. Ben Müslümanım diyen arkadaş buraya bir yorum yapabilir mi? Yayında bakın 500 küsür kişi var. Yayında Müslümanım diyen gerçekten şu dine samimi ise bana bir yorum yazsın şununla ilgili. Acaba nasıl kıvırabilirsiniz ya? Evet abi. Ey Müslüman. Kavim derken tüm İslam kavmini kastediyor. Öyle mi?
Hani evrenseldi o zaman? Hani evrenseldi? Bak ne diyor? Evrenseldir diyorsunuz. Ne oldu abi? Bak Müslümanı görüyor musun? Bana İbne diyor. Bana, ben soru sordum. Bana öyle cevap veriyor. Ya şimdi şu yayını izleyen onu gösterme abicim. Engellemeyin. Bak geçti. Neyse. Bana biri küfür etmişse abicim göster. Benim sorduğum soruya bana küfürle cevap verenin gizliyor YouTube otomatik olarak. Gösterin abi. Müslüman Müslümanı tanısın. Evet Müslüman. Ayet ne diyor abi? He? Bak buraya kadar okuduk. Ne diyordu? Kur'an açık olarak inmişti. Net olarak inmişti değil mi? Açık ve net. Kaç tane ayet okuduk? Açık ve net olarak indiğine dair. Açık ve net diyor değil mi? Açık ve net inmişse şunu sen bir oku abiciğim. Şu ayet nasıl bir anlam içeriyor? Açık olarak, net olarak ve Arapça olarak, Arapça olarak inmiş bir kitapta şu kelimeden sen ne anlıyorsun kardeşim? İşime gelen yerden sormadın İbo diyor. Ha? Buraya çalışmadın mı yoksa? Evet. Şu yana kadar bir şey olmadı. Nesih mi olmuş bu ayet? Olur abi. Şüphesiz, okuyalım abi. Şüphesiz bu Kur'an sana ve kavmine bir öğüt. Sana kim? Muhammed. Kavmi kim? Kavmi kim Muhammed'in? Muhammed'in kavmi kim abi? Araplar. Kureyş kabilesi hatta. Lokal. Muhammed'e bakın. Muhammed'e ve kavmiye. Muhammed'in kavmi abiciğim. Burada Türk mürk yok burada. Kürt yok. İngiliz yok. Fransız yok. Bir öğüt hatta şerefmiş abi. Bak şeref. Onurlandırmayı görüyor musun? Ondan hesaba çekileceksiniz. Neymiş abi? Bu kitaptan bu şeye, Arapların bu şeyinden sadece onlara hesaba çekilecek. Şimdi zat-ı şerefin biri çıkıp da bana az önceki dediği şeyi demez. Ben yorumlamıyorum. Burada yazıyor abi. Burada yazılanı ben okuyorum. Umarım bir Müslüman saldırmadan önce, içindeki hoşgörü canavarını çıkarmadan önce şunları bu okusun abi. Bu kitabı biz yazmadık. Kur'an'ı ben yazmadım. Allah tarafından gönderildi size göre. Bana göre Muhammed uydurdu da size göre Allah tarafından geldi. Ben çıktı yazmam zaten. Böyle insancık, insan dışı şeyler yazmam. Peki senin İsrail vlogların ne olacak? Ne alaka şimdi? Bir Müslümanın bak konuyu çaptırmak için, konuyu dinlememek için yaptığı en güzel şeylerden biri budur. Daha dün yayınımda da anlattım. Diğer kanalda. Sen burada bir şey anlatıyorsun. Sen Yahudi misin diyor. Bak. Konuyu dinlememek için bu kadar beyinsiz olabiliyor bir Müslüman. Konuyu dinlememek için ya da konuyu başka yere çekmek için sen İsrailli misin? Sen Yahudi misin diyor. Ya da senin dinin ne diyor bak. Konuyu değiştirecek adam. Oradan vurmaya çalışıyor. Kardeşim ne olduğu değil. Sen buna bakacaksın. Benim ne olduğum önemli değil. Sen kendi kitabına bak. Kitabını benim Yahudi veya Türk olup olmamamla ilgili kitabını şey yapamaz. Yüceltemez. Burada konu ben değilim. Burada konu senin kitabın. Senin bir zahmet okuyamadığın kitabın. İçinde ne yazdığını bilmediğin kitabın. Anladın mı? İbrahim Bey bu ayetin ne hoşunuza gitmedi? Kardeşim ne hoşuma gitmedi burada zaten duruyor. Sen Türk müsün? Arap mısın? Elini vicdanına al ona göre o zaman düşün. Sen Arapsan sana göre kitap bak. Sen eğer Arap'ım diyorsun seni ilgilendiriyor. Ama ben Türk'üm abiciğim. Ben Türk olduğum için bu beni ilgilendirmiyor. Çünkü adam burada kabak gibi yazıyor. Senin kavmine indirdim, sana indirdim diye. Türklere indirdim demiyor. O zaman seni de ilgilendirmiyor Fatih. Boşuna şey yapma kardeşim. Türk diyen adam, Türk'üm diyen adam şerefli, onurlu insandır bizim bildiğimiz. Arap, kendini Arap
gibi hissetmez. Arap olmaz abiciğim. Evet, geçelim ayeti. Neydi bu? Zuhruf Suresi 44. Yani arkadaşlar, bir Müslüman insanlara söylüyorum. Müslüman insanlara söylüyorum. Müslüman. Bir şey değerlendirirken elinizi vicdanınıza alın. Kavim kelimesini şeye bak diyorsun değil mi? Bekle, diğer ayetlere de kanıtlayacağım ama. Zaten Arapça inmiş diyor kardeşim. Hiç fark etmez. Arapça. Bir kavim Arapça, bütün kavimler Arapça mı konuşuyor? Kavimle ne anlıyorsun? Bir kavim, bir devlet, ülke gibi düşün. Fark etmez. Sure suresi 44. Yasin suresi 5. Ne diyor? Kur'an ataları uyarılmamış. Bu yüzden de gaflet içinde olan Batı Trakya Türk'ü. O ne ya? Teşekkür ederim dostum. İlk defa görüyorum. Farklı insanların bize bağış yapması gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim dostum. Kur'an ataları uyarılmamış. Bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarmak için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Ataları uyarılmamış. Şimdi bir Müslüman, sen bunu incelediğin zaman ne diyeceksin? Bir anlam bulacaksın değil mi? Bak ben sana söyleyeyim. Arabistan Yarımadası, bu Kenan bölgesi var ya, buraya elini sallasan peygambere değiyor değil mi? Bu Mezopotamya çevresi. Elini sallasan peygamber. Endonezya'da, Japonya'da, Amerika'da, Güney Amerika, Kuzey Amerika'da, tamam mı? Buralarda peygamberlerin şeyi yok. Güney Afrika'da eseri bile yok. Bak, değil mi? Ha böyle bu şeye, coğrafyaya nedense Allah putu şey gönderiyor, peygamber gönderiyor. Ataları uyarılmamış. Muhammed'den önce kim vardı abi? İbrahim vardı, İsa vardı, İshak vardı, Davut vardı, Süleyman vardı, dıdısı 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 vardı yani. Değil mi? Bu coğrafyaya o kadar şey gelmiş, peygamber gelmiş, öbür tarafa da bir tane peygamber gelmemiş. Niye bunlar yoldan çıkıyor ki acaba? Bak, atalar uyarılmamış. İbrahim bunun atası değil miydi abiciğim? He? Hatta ilk peygamber Müslüman olarak İsmail'i göstermezler mi? Hatta Musa'yı bile şey, ilk Müslüman olarak gösterirler. Değil mi? Bunlar hala uyarılmamış mı abiciğim? Bunlar nasıl uyarılmıyor? Bir Viagra falan mı lazım? Uyandırmak lazım. Yutun lan yutun. Uyarılın. Biraz etkilenin yani. Ataları uyarılmamış. Bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi. Uyarman için mutlak bir güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Allah lazım. Ya. İşte bunları bilmezsen bir Müslüman ne anlamaz abi. Okur geçer. Aa, demek ki öyleymiş. Müslüman bunu okur der ki. Demek ki öyleymiş. Muhammed'den önce insanlar gaflet içindeymiş. İşte birbirlerini kesiyorlarmış. Çok kötülermiş. Yüz yokmuş. Namus yokmuş. Muhammed gelmiş bunları gafletten kurtarıvermiş ya. Gördünüz mü abi? Evet. Devam edelim. Neydi bu? Yasin 5'miş. Yasin 5. Yasin 5'i geçelim. İbrahim 4'e geç. Benim isimden devam ediyoruz. İbrahim 4. Ne diyor İbrahim suresinin 4. ayet? Allahu lazim. Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik. Aha. Aha. Ne diyor la? Ne la 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 diyor la? Ha in fetacı. 155 ararım. Ne diyor abi? Ancak kendi kavminin dilleriyle gönderdik. Aha. Düşün Müslüman. Ne diyor la? Bak ben biraz daha çevireyim. Bak ben biraz daha taklattırayım ayetleri. Gerçeğinden çıktırayım abi. Biz her peygamberi. Bakın abicim ben ayetleri çarptırıyorum, iyi dinleyin. Müslüman iyi dinle. Ayet nasıl çarptırılır sana öğreteyim bak. Ancak kendi kavminin dilleriyle gönderdik ki onlara Allah'ın emirlerini iyice açıklasın. Onlara
Allah'ın emirlerini. Az önce kendine Türk'üm diyen zat-ı şerif burada mı Müslüman? Allah dilediğini saptırır, yine başladı. Dilediğini doğru yola getirir. Bak işte. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Saçmalık her yerden akıyor abicim. Bak neymiş? Bir, dilediğini saptırır, dilediğini yola getirir. Demek ki senin sapıtman ya da senin bu dine inanman da Allah sağlıyor. Beni buna inanmamı da Allah sağlıyor. Ama sınavdayız abicim. Hadi hayırlı olsun. Hani sınava gelmiştik? Ya sen zaten beni getirirken buraya zaten saptırmışsın sen beni. Gerçi bu ayrı bir konu da. Ya konumuzun dışında yani. Bizi saptırmış. Furkan Teriz saçma saçmaya konuşmaya başladı değil mi? Evet. Kur'an çok saçmalıyor abi ya. Bak harbiden saçmalamaya başladı. Görüyor musun? Harbiden saçmalamaya başladı bak. Dilediğini saptırıyor. Dilediğini doğru yola getiriyor. Bak. Ve buna da sınav diyor mesela değil mi? Habire saptırıyor lan. Ama işin burada benim anlatmak istediğim konu icabı ancak kendi kavminin diliyle gönderdik diyor. Senin dininde senin kavminin dili var mı abicim burada? Türklerin şeyiyle Türk kavmi diyelim senin anlayacağın dilde. Türk kavminin dilinde bir tane peygamber var mı? Mesela Japonların peygamberi var mı abicim? Saçmalayan sensin diyor. Dünya evet. Manyak. Ya şu bana saçmalıyorsun diyen embesil. Şu ayetlerden sen ne anlıyorsun ya? Ha, ne anlıyorsun abiciğim? Ben ayetleri okuyorum sana. Ayette yazan neyse onu gösteriyorum. Ben mi saçmalıyorum kardeşim? Ha? Sen şunu okuyunca ne anlıyorsun kardeşim? Apaçık inmiş ya oğlum. Apaçık olan bir kitabın sen bundan ne anlıyorsun oğlum? Ne anlıyorsun? Ne anlıyorsun? Ne anlıyorsun? Ancak kendi kavminin diliyle gönderdik diyor. Senin dilinde bir şey varsa Arap mısın abiciğim? Biz Türk'üz. Sen Arapsan seni ilgilendiriyor. Tekrar söylüyorum. Sen Arapsan seni ilgilendiriyor abiciğim. Bizi ilgilendirmiyor. Eğer sen Arapsan, Arapça yazın. Onları Allah'ın emirlerini iyice açıklasın demiş bak. Açıklaması hiç. Dobro vechir dostum. Gördün mü kardeşim? Bak anlayacağı dilde gönderiyor. İyice açıklaması için diyor bak. Kabak gibi de yazıyor lan. Yazıyor oğlum. Ben okuyorum. Senin Arap'ın putu göndermiş. Ben de okuyorum abi. Yalan mı? Evet. Kasnağa devam edelim abi. İbrahim suresi 4. İbrahim'i geçiyoruz. Füzulet suresi. Füzulet suresi 3. Bu bilen bir toplum için Arapça. Bu tekrar okuyorum. Füzulet suresi 3. Ne diyor abi? Bu bilen bir toplum için Arapça. Bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Nerede Arapçılar? Arapçılar burada mısınız? Lön. Arapçılar burada mısınız? Lön. Ne diyor lan? Ne diyor lan? Ben çarptırdım gene. Ne diyor lön? Hı? Bu. Heceleyerek okuyalım abi. Ben çarptırıyorum ya. Çarptırdığım için heceleyelim abi. Ya da ben direkt aradan çıkayım. Ben aradan çıkayım okuyalım abi. Hatta dur abi. Ben yalan söylüyorum ya. Nerede bu Türkçe? Tamam şeyde aldılar. Ben Google'a okuyayım abi. Hani bize Google'cu diyorsunuz ya ben okumayayım abi. Türkçe. Okur musunuz? Bu bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Anladın mı? Bak ben okumadım. Ben çaptırıyorum ya. Bir daha okuyayım mı? Bu bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Araboğlu. Yayındaki Araboğlu. Bak. Hecelettim lan. Hecelettim lan. Arapçaymış lan. Arapça.
Ya abicim şimdi ne kadar komik ya. Ben burada ayet apaçık ya. Yani Kur'an'ın dediği gibi, Arap putunun dediği gibi, Muhammed'in dediği gibi apaçıkça olan bir şey adam hala şeye bakın, chat kısmına bakın. Müslüman olan arkadaşlar varsa, sizin dininizi yüceltmeye çalışan, benim anlattıklarımı yalanlamaya çalışan Arapçılar var ya şu an ekranda. Bakın ben ekranda olanı birebir okuyorum. Bana çarptırıyorsun diyor bak. Ya sen okuyorum ben çarptırıyorum. Okumadım bak gittim orada Google'da otomatik okuttum. Hala aynı şey diyor. Hala altında bak hala yazıyor adam. Altında başka şeyler arıyor abi. Arapça olarak inmiş. Arap biz Türk'üz. Türk lan Türk. Türk oğlum Türk Türk. Sen Arapsan tekrar söylüyorum. Sen Arapsan seni ilgilendirir bak biz Türk'üz. Bizi ilgilendirmiyor kardeşim. Arapça indirdim diyor. Kavmine indirdim diyor. Senin kavmine indir. Öğüt alasınız diyor. Kendi kavmine diyor. Sana ve kendi kavmine indirdim diyor. Ve bundan sorguluya çekileceksiniz diyor. Adam hala abi. Hala neler diyor ya. Müslüman kafası abicim. Bu bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişle açıklanmış bir kitaptır. Allah'u lazım. Neyse boşver abi. Böyle godoşlarla uğraşmak sadece zaman kaybı. Füzulet suresinden En'am 92'ye geçiyoruz. En'am suresi 92. ayet. Ne diyor abi? İşte bu Kur'an'da bereket kaynağı kendinden öncekileri ilahi kitapları, önce kitapları demek ki tasdik eden ve şehirlerin anası Mekke'yi ve bütün çevresini tüm insanlığı uyarsın diye bak 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 çakallığa bak abicim. Bizim Diyanet ne yapmış abi? Tüm insanlığı katmış bak. Yutturacak ya millete bak. Uyarsın diye indirdiğimiz bir kitaptır. Gördünüz mü abi? Nereye inmiş? He, nerede o insanlar? Nerede o zat-ı şerifler? Nereye inmiş? Geç onu bizimkiler parantezle kurtarmaya çalışıyorlar olayı. Tekrar okuyorum. İşte bu Kur'an'da bereket kaynağı kendinden öncekileri, kendinden önce kitaplar, Tevrat, Zebur falan filan, İncil. Tasdik eden, onları destekliyormuş bak. Eden ve şehirlerin anası bu. Böyle şehirlerin anası, kime sorsam Mekke derler zaten. Değil mi? O belli zaten. Şehirlerin anası. Ve bütün çevresini, bak şehirlerin anası ve çevresini, o bütünü de artık katmışlardır bu arada. Herhalde Mekke'nin çevresi bütün dünyadaki şehir olmaz herhalde. Mekke var, dünyadaki bütün köy, şehir Mekke'nin çevresi oluyor. Bütün çevresini insanla geç uydurmuşlar. Uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır. Ahirete iman edenler ona da inanırlar. Onlar namazlarını vaktinde kılarlar. Şu zat-ı şerifi okuyalım. Abdül ne diyor? Kur'an. Ümrul Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarma için bak. Çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz kendinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Ahirete iman edenler eğer buna da iman ederler. Gördün mü abicim? Yukarı okuyalım. Bu Kur'an elleri arasındaki tasdik eden ve ahirette ve ona inanan şehirlerin anası olan Mekke'de ve onun etrafındaki olan kimseleri uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitapmış. Kimmiş? Kur'an. Başlığı biraz da şöyle şey yapayım. İndir kaldır yapayım. Biraz daha indir kaldır yapayım. Kasnağı da yiyorum arkadaşlar. Geliyor kasnak 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 kasnak. Niye gelmiyor? Allah'ın gönlü olmadı. Kasnak. Evet abiciğim. Kimi ilgilendiriyormuş Kur'an? Arapları. Bizi ilgilendiriyor mu? Hayır. Mekke ve çevresine ve Araplara gelmiş. Araplar anlayası diye, anlasın diye, Araplar anlasın diye Arapça olarak gelmiş. Mekke ve çevresine gelmiş abi. Allah razı. Can Yıldırım bir şey yapmadı şimdi Allahu Ekber mi diyorsun? O Allahu Ekber'le ilgili ben yayın yapacağım. Bekle. İleride bak Allah'la ilgili bir yayın yapacağım. Kasna fena dayayacağım. Allahu Ekber derken sen kime dediğini göreceksin.
Allah'ı da anlatacağım sana. Sana Allah diye yutturdukları Allah'ı da anlatacağım. O putun ne olduğunu sana ayrıca bir programda anlatacağım. Sana o yutturulan Allah var ya, onu kol gibi kasnak kasnak sana bir programda anlatacağım. Allah neymiş o? Senin o her şeyi, evreni, gezegeni yarattı dediğin Allah'ın ne olduğunu, o putun ne olduğunu diyelim daha doğrusu. Sana anlatacağım. Sana öyle yutturdular tabii ki. Neymiş? Seninkiler ne yapmış? Bu kitap kimi ilgilendiriyormuş? Kimi ilgilendiriyormuş? Araplara. Gördün mü? Mekke ve çevresine inmiş. Hani evrenseldi? Hani evrenseldi? He? Hani evrenseldi? Hani bütün hükümleri dünyadaki insanları etkiliyordu? Ulan oğlum herif kaç tane ayette, kaç tane ayette kitabın Araplara indiğini, kaç tane ayette sadece Araplara özgü olduğunu ve Arapların bundan sınava tabi olacağını anlatıyor. Sen Arapsan tekrar söylüyorum, seni ilgilendirir, bizi ilgilendirmez, biz Türk'üz. Biz Türk'üz kardeşim. Anladın mı? Devam edelim abi. Ayet çok abi. Ayet çok. Hangi ayete Enam'daymışız? Enam'ı geçelim abi. Füzulat 44 okudun mu ben? Füzulat 44'ü geçelim. Füzulat 44 ne diyor bakalım? Allah putu. Her şeyi biliyormuş ya, put ne diyor? Diyanet İşleri. Furkan T'ye neye inanalım? Kardeşim sen neye inanacaksın beni ilgilendirmez. Sadece inandığın şeyi öğren. Ben burada yayınlarımı yaparken birçok Müslüman var. Ben burada anlatıyorum. Sanki diyor ki ben insanları dininden çıkartacağım. Sanki diyor ki ben insanları ateist yapacağım. Bana ne oğlum? Bana ne abi? Bana ne? İster evdeki kül taplasına tap. Bana ne? Ben burada senin dinini sana göstermekle mükellefim. Ayetleri sana göstermekle mükellefim. İnanıyorsan bunları bilerek inan diyorum ben sana. Anladın mı? Çık çıkma. Bana ne ya? Bana ne abiciğim? Git evdeki klozet kabağına tap. Bana ne? Beni ilgilendirmez ki. Sana dayatılan dinin ne olduğunu gösteriyorum sana. İster inan ister inanma. Bana ne? Bana ne abiciğim? Anladın mı? Beni ilgilendirmez. Biz burada bir şey anlatıyoruz. E biz niye inanalım? Ölünce ne olacağız? Ölünce ne olduğunu gören var mı? Ne olduğunu bilen var mı? Burada anlatılanla ölünce ne oldu belli olmuyor yani. Burada anlatılanla ölünce ne olduğunu kimse bilmiyor abiciğim. Ölmüş gitmiş bir adama soracaksın onu. Böyle göt korkusundan böyle saçmalıklara inanılmaz kardeşim. Senin onu diyebilmen için ölünce böyle öleceksin, kesileceksin, biçileceksin, derilerin değiştirecek. Onu anlatacaksın. Bir adamın dediğiyle bu iş olmuyor yani. Ben burada program yapıyorum. Önümde mesela düşünsene. Cennet hayatını ben burada tasvir edeyim bak. Ben size burada program yapıyorum. Önümde arkadaşlar tam 72 tane huru var. Biraz düşünün fazla olur odaya sığmaz. 12 tane fazla olur. 4 taneye kadar inelim hadi. 4 tane huru var. Anadan üreyen dans ediyorlar. Tamam mı? Ben diyorum ki şu programı izleyin. Sonuna kadar izlerseniz programın sonunda size burada anadan üreyen huriyi göstereceğim. Var mı? Varlığını yokluğunu bilen var mı? Ben söylüyorum bunu. He? Ben de habire devam ediyorum abi. Devam edin. Beni izlemeye devam edin. Onu göstereceğim. O huriyi size göstereyim. 4 tane cıbıl orada huri var. Beni izleyin abiciğim. Program ne zaman biterse o cıbılları size göstereceğim. Bu. Ben de programı bitirmiyorum abi. Budur olay. Size anlatıyorum. Sen benim ağzımdan orada şey olur inanıyorsun. Bilgisayarın arkasında o cıbılları görmek için bekliyorsun abi. Ben de programı bitirmiyorum. Program benim program değil mi abiciğim? Böyle saçmalıklara inanmak için ne ya? Ölünce görün. Ölüp de gören var mı abiciğim? İnsanlık tarihinde dediğin nedir abiciğim? 3,5 milyon yıl içinde senin insanlığın tarihi ne kadar abiciğim? Daha insanlığın son yaşadığı, normal yaşadığı hayat 20 bin yıl. İnsan ilişkileri kurduğu, evrimsel sürecini tamamlayıp iletişim haline geçip organize olup tarıma bile başladığına gitsen 12-13 bin yıl. Sen nesin ya? Nesin ya? Ondan önceki insanlar ne olacak abi? Onlar da öyle mi dediler? Ölünce görürsün dedi. Ölünce görürsün. Ha, bu eti yeme. Ölünce görürsün. Ya Allah'u lazım ya. Okuyalım abicim. Ne diyor abi? Neydi? Fuzulat suresi 44. Okuyalım. Ne diyor kitapta?
Eğer biz onu başka bir dilde bir Kur'an yapsaydık onlar mutlaka, bak senin dilinde Türkçe olsaymış diye düşünüyorum. Bak ben şey, hadi ben yorum yapıyorum, pardon, yorum yapmadan okuyalım. Yorum yapıyoruz yani. Eğer biz onu başka bir dilde bir Kur'an yapsaydık onlar mutlaka onun ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber, öyle mi derlerdi? De ki o inananlar için bir hidayet ve şifadır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır. Allah Allah. Şurada abi bir ton burada var. Bak gene başladım. Vardır. Ve Kur'an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. Tamam, okuyoruz. Bana açık geliyor. Sanki onlara uzak bir yerden sesleniyor gibi. Yo, açınca okuyorum. Komedi lan. Komedi. Abi şu ayeti okuyan Müslüman, size soruyorum abi. Ne diyor abi? Ne diyor abi? Ne diyor? Heh, ne diyor? Ne diyor? İbo, senin üslubun yüzünden bunlar sorgulanmaz. Tamam abi, sorgulamazsın. Kulağını tıkasın, gösterdim, ayetler okusun o zaman. Ne yapayım abi? Biliyorum birçok insan benim üslubumu sevmiyor. Benim konuşma tarzımı sevmiyor. Biliyorum. Farkındayım. Kardeşim atla. Bugün bir şey yazmış. YouTube'da yorum yazmış. İbrahim'in olduğu yerler hep geçtim diyor. Demek ki bana gıllığı var. Geç abi, fark etmez. Sadece benim gösterdiklerimi oku. Yeter mi? Yeter. Okuyalım. Eğer biz onu başka bir dilde, eğer Kur'an İngilizce, Fransızca, Türkçe indirseymiş ne olacakmış abi? Ne diyor? Onu söyle işte. Ha. Kur'an yapsaydık onlar mutlaka ne diyecek? Mesela Türkçe olsaymış ne diyeceklermiş? Düşünsene. Peygamber Arapça biliyor. Diğer dinleri bilmiyor. Mesela Allah'ın elçisi deniyor adam. Allah'ın yaz deyince yazıyor. Oku deyince okuyor. Evreni, gezegeni yaratıyor. Muhammed için yaratıyor. Muhammed bir Arapça biliyor abi. Ver de onu anlatıyor. Muhammed demiş ya kardeşim. Madem sen peygambersin, diğer dillerde konuşsana yani, değil mi? Alo lazım. Ne diyor? Baştan okuyalım. Eğer biz onu başka bir dilde bir Kur'an yapsaydık, onlar mutlaka, onlar ayetleri genişçe açıklamalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber, öyle mi? Başka bir dil. Mesela Muhammed Arap, Türkçe konuşuyor. Derlerdi diyor. Kılıf buluyor yani. Ben eğer Türkçe konuşsam öyle diyeceklerdi bana diyor. Derlerdi. De ki o inananlar için bir hidayet ve şifadır. İnanmayanların kulaklarına bir ağırlık vardır. Allah razı. Demek ki Muhammed zamanında bunu demişler yani. Niye Türkçe söylemiyorsun arkadaş? Ha? Roma var dibinde ya. Persler var ya. Onları da söylesene. Madem Allah'ın elçisi olan, onu da söylerler. O da diyor ki öyle demiş olsam böyle olurdu diyor bak. Evet. Neymiş abi? Kur'an evrenselmiş. Evrenselmiş. Allah razı. Yani abicim çok ayet var. Benim göstereceğim çok ayet var ya. Ben Zabbaha kadar mokoka yapabilirim yani. Neyse, 2-3 tane daha göstereyim de tası tarrağı toplayalım, fazla uzun olmasın. Nahl suresi. Nahl 4. Ne diyor? Sana kitabı ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici rahmet olarak indirdik. Lokal bir şeyden bahsediyorsun, gördün mü? Belli bir yerden. Lokallikten, ufak bir yerden bahsediyor. Sana kitap ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için. Demek ki Araplar birbirlerini kesip biçiyor. Orada soygunculuk yapıyor. Başta Muhammed. Onları toparla abicim. Biz beraber soyacaksak kervan. Hani Muhammed kervanlara saldırıyor ya. Mekke kervanları soyuyor ya. Organize olalım abi. Organize olalım. Beraber soyalım yani. İman eden bir topluluğa doğru yolu gösterici. Ya şimdi ben o tarihe girmeyeyim, Muhammed'in geçim kaynağına. Gene çıngar çıkar. Onu başka videolarımda anlattım, oradan izleyin. Evet, hangi sureydi bu? Nah suresinden geçiyoruz. Secde suresi. Son iki tane daha gösterelim, fazla uzatmayayım abi. Uzun olunca da izlenmiyor. Secde suresi 3. Ne diyor abi? Yoksa. Alevlezim. Yoksa onu Muhammed'i uydurdu mu diyorlar. Değil mi? Uydurdu mu Muhammed? Hayır. Mesela bu ayeti yazmak çok zordur arkadaşlar. Hepiniz bir araya gelseniz şu lafı diyemezsiniz bak. Ayettir, benim söylediğim de ayettir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır.
O kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kami. Kami. Kami abi bak. Kami. Gördün mü? Dünya bence uzatma. Uzatacağım. Ben uzatayım da sen git en iyisi. Bırak da git hadi. Yani biraz sen zedeleniyorsun. Ben gösterdikçe yani sorgulamak zorunda kalıyorsun. Kuzu gibi o da seni zendeliyor. Senin içine oturuyor. Erik kurusu gibi midene girdiği için hazımsızlık yaşıyorsun dostum. Sen iyisi mi? Sen yayını bırak. Ben yayına devam edeyim de sen yayını bırak. Değilse yarın sabah çıkartamayacaksın erik kurusunu. Onu Muhammed'e uydurdu mu diyorlar? Hayır. O kendilerine senden önce. Bir uyarıcı gelmemiş olan. Bir kavmi uyarman için. Ne oldu hani İbrahim vardı? İsmail vardı. Atası Muhammed'in İbrahim'den geldiğini, İsmail'den geldiğini söylüyordu. Onlar uyaramamış mı abicim bunları? Hadi İsa vardı. Musa vardı. Davut vardı. Süleyman vardı. Yakup vardı. Dı bir sürü vardı abicim. Ne oldu abi? Niye o zaman kendi kendini yalanlıyorsun sen ya? Neymiş? Kendisinden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan. Diğer uyarıcı değil miydi abiciğim? Doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiştir. Ne güzel değil mi? Neydi abi? Kur'an evrenseldi değil mi? Evrensel mi abicim bak? Kavmi diyor bak kavmi. 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 Sen burada kavmi dünya olarak değiştir istersin. Mesela bu ayetin dünyayı ilgilendirebilmesi için şöyle olması lazım. Yoksa ona uydurdu mu diyorlar? Hayır. O kendinden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir dünyaya. Nereye gitti lan? Nereye gitti bu? Bir kasnaklık oldu dur. Ha. Kendinden önce uyarıcı gelmemiş bir dünyaya demesi gerekmiyor muydu abiciğim? Demiyor. Demek ki lokal. Allah olasın. Bilgisayar da saçmalıyor. Allah şeye mi girdi? Bilgisayara mı girdi? Öl. Hadi fazla uzatmıyorum abi. Son bir ayet daha. Şura 7'ye bakalım. Ayetleri çoğaltabilirim. Yalnız bazılarının içinde erik kurusu biraz çoğaldıkça yarın sabah tuvalette sorun yaşayabilir abiciğim. Demedi deme İbrahim. Evet neydi? Şura suresi. Kaçıncı ayet? 7. Şehirlerin anası. Mekke yani. Ve onun çevresinde bulunanları uyarman ve asla şüphe olmayan toplama mı? Toplama. Ne diyor? Toplama günüyle olanları kutlaman için. Toplama günü. Bu şey var ya şehirler arası toplanma yeridir. Kutsal ne derler oraya? Toplanma yeri derler ya. Orayı anlatıyor. Böylece biz sana Kur'an'ı vahyettik. Ki şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Neymiş abi? Müslüman. Okuyabiliyor musun? İstersen Arapçasını vereyim sana. Ne diyor abi? Arapça olarak şehirlerin anası Mekke'de. Uyarasın diye. Evrensel mi abicim? Gayet açık değil mi? Çok evrensel ya. Çok evrensel. Evrensel mesajı gördünüz mü abicim? Gördünüz mü abicim? Müslüman şu ayeti biraz oku. Ben duracağım burada. Şu ayeti Müslümanım diyen ve Kur'an'ın evrensel olduğunu iddia eden şu ayet okusun abi. Şöyle çekeyim de. Beklesin ekranda da iyice okusun abi. İyice okusun abi. Okudunuz mu Müslümanlar? Bu dine bak bak bırakın. Şimdi ben size Müslüman falan diyorum. Bir zamanlar ben de inanıyordum bu saçmalıklara. Allah var öleceğiz. Bize de öyle anlattıkları için biz de inanıyorduk. Size bir şey demiyorum. Bana küfür etmediğiniz sürece ben de size bir şey demiyorum. Bakın burada yazanlara bakın kardeşim. Zamanında biz de inandık. Şey yapmayın boşuna. Biz doğuştan böyle bunları reddetmedik. Bize de bu inandırıldı bunlar. Bize de anlatıldı. Tabi bunlar anlatılmadı. Bize anlatılan neydi? Muhammed peygamber elçisi. Cennet var, cehennem var. Öleceğiz de biz öyle anlattılar.
Cennet anlattılar. Cennette huru düdüklemeyi anlatmadılar mesela, değil mi? Cehennemi bol bol anlattılar bize. Cehennemi nasıl derilerimizin değiştirileceğini, öbür tarafta yanacağımızı bize anlattılar. Ama cennette kaç tane huru düdükleyeceğimizi bize anlatmadılar. Artı 18 olur diye çocukken. Değil mi? O şekilde biz de inandık. Bize bunları anlatmadılar mesela, değil mi? Bize mesela anlatılan neydi abi? Ekranda da gördüğünüz gibi Kur'an evrenseldir. Bütün dünyayı ilgilendirir. Allah nuru tamamlayacak diye anlattılar, değil mi bize? Bunu benim şu gösterdiklerimi anlattılar mı abicim sana? Hı? Anlatmadılar değil mi? Ya. Sonra sen 20 yaşına gel, 30 yaşına gel, 40 yaşına gel. Bir tane Konya'dan bir adam Konya şivesiyle bunu anlatsın, Anadolu şivesiyle. Sen şivesine bahane bul, kaşına gözüne bahane bul. Yahudi de bahane bul, hala o adamın anlattıklarına inanmamak için. İşte Müslümanlık sana bunu yaptırıyor işte. Konuşmasını bilmiyor İbrahim de. Para için yapıyor diyor. Yahudi besliyor diyor. Yahudilere milyon dolar veriyor diyor. Sadece şuna inanmak için bahaneler bulur Müslüman. Şuna inanmak için yapacağın en güzel şey budur. Bahane bulmak. Yani benim anlattıklarıma insanların dikkatini çekmemesi. Yani dininin deşifre olmaması. Zoruna gitmesi. Çünkü sana bu zamana kadar anlatılan din böyle değildi. Sana anlatılan farklıydı. Dürüstlük vardı. Çalma çırpma vardı. Irza namusa bakma vardı. Değil mi? Sana anlatılan buydu. Adamlara seni biri gelip anlatınca ne olacak? Midene erik kurusu gibi oturur. Yahudi dersin. Yahudiliği niye anlatmıyorsun dersin. Hristiyanlığı niye anlatmıyorsun dersin. Böyle aptalca sorular sorarsın. Sanki sen Hristiyanlığın içinde büyümüşün gibi. Sanki ben Hristiyanlığın içinden gelmişim gibi. Sanki ben Yahudilerin içinden gelmişim gibi. Sanki sen Yahudilerin içinde büyümüşün gibi. Ben sana Yahudiliği, Hristiyanlığı anlatsam ne yapacağım? Sadece embesil bunu düşünür yani. Ben İslam kültürünün içinde büyümüş, bu bana dayatılmışken ben gidip sana Hristiyanlığın kötülüğünü mü anlatayım? Yahudiliğin kötülüğünü mü anlatayım? Merak etme, o adamlar zaten anlatıyorlar. Yerden yere vuruyorlar dinlerini. Adam İsa'yı gay yerine sokuyor. Adamlar şeyde senin İsrail'de Tevrat'ı yakıyor. Umurunda bile yakıyor adam Tevrat'ı. Ama senin gibi din seni beyinsiz yaptığı için sorgulamaktan ziyade sana öyle şeyler düşündürtüyor. Sadece şunları millet yutsun yani adamın istedikleri. Şehirlerin anası diyor bak. Arapça olarak indirdik şehirlerin anası Mekke ve çevresine. Yeter mi abicim? Biraz daha göstereyim mi? He? Göstereyim mi biraz daha?